Orada hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okulun bahçesinde da bir milli mücadele sevgimiz var. Milli mücadele 19 Mayıs 1919 Manastır'ın üsküpün selamını getirdim. Oradaki gençlerin selamını getirdim. Vatanına, milletine, bayrağına saygılı birer gençlik yetişeceğinize inanıyor musunuz? Ya Allah, bismillah. Ben de basketbol oynuyordum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Böyle bir günde gençlerimizin bayramını en güzel nasıl kutlayabiliriz? Bir taraftan onlar için müzik, enstrüman okulları açıyoruz, kütüphaneleri açıyoruz. Diğer taraftan Bilim Beyoğlu adı altında bilim, teknoloji, inovasyon, robotik, yazılım, kodlama. Diğer taraftan kütüphanelerimizle gençlerimizin hizmetinde olduğumuzu daha önce paylaşmıştım. Bu tür mahalle aralarında yapmış olduğumuz mahalle bahçelerinde de basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası, bazen masa tenisi, küçük küçük mini golf sahaları yapmak suretiyle gençlerimiz istiyoruz ki mahalleden kopmadan mahalledeki arkadaşlarıyla burada basketbol oynayabilsin, futbol oynayabilsin. Kızımız okuldan geldiğinde arkadaşlarıyla o sahada voleybol oynayabilsin. Annesi, teyzesi, babaannesi, anneannesi, babası da onu camdan, balkondan görebilsin. Böylece o hem spor anlamında sporunu yapabilsin, hem mahalle kültüründe arkadaşlarıyla bir arada olabilsin. İşte şu anda milli basketbolcumuz, basketbol federasyonumuzun da koordinatörü Ömer Onan Bey bizimle beraber. Yine buralardan yetişip milli basketbolcu oldu. Buradan şimdi gençlerimiz, mahallenin gençleri, Beyoğlu'nun gençleri yetişecekler ve yarın milli takımda basketbol oynayacaklar. Milli formamızı giyecekler, ay yıldızı bayrağımızı taşıyacaklar. Amacımız şu anda 17 tane, 60 noktayı tespit ettik. Ama özetle ifade ederken her mahalleye, Beyoğlu'nun her noktasına bu şekilde biz bu sahaları, oyun alanlarını, basketbol sahalarını, voleybol sahalarını taşımayı şu anda planladık. Bir Gençlik ve Spor Bayramı en güzel nasıl kutlanır gençlerle? Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarının geçtiği manastıra gidelim dedik. Askeri idadide öğrencilik yıllarının geçtiği bahçede bir program gerçekleştirdik. Öncesinde bir spor etkinliği anlamında Balkan elemeleri kapsamında yine gençlerle bir organizasyon gerçekleştirdik. Spor organizasyonu. Tabii içerisinde yine sanat kültürü olan. Daha sonra da 23 Nisan'da aynı şekilde Üsküp'ten, Manastır'dan fotoğraflarını gönderip Galata Kulesi'ne yansıttığımız çocukların fotoğraflarını çerçevelettik. Onlara bizzat takdim ettik. Bugün çocuklarımız için buradayız. Öncelikle Büyük Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği en güzel eserlerden, en güzel bayramlardan biri Gençlik ve Spor Bayramımız 19 Mayıs. Herkesin kutluyoruz. Öncelikle çocuklarımızın, sonra bütün ülkemizin.
yani buradaki bu mahalle aralarındaki küçük basketbol sahaları gerçekten çok önemli. Biz de bunun bir projesini yapmıştık Basketbol Federasyonu olarak. Çocukların basketbola başlaması, basketbolu sevmesi ve de evine yakın, ailesine yakın yerlerde kolay ulaşılabilip spor yapabileceği bir alanın olması, özellikle büyük şehirlerde artık her yerde şehirleşme, betonlaşma olmuşken çok önemli. O açıdan Beyoğlu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sürü küçük kardeşimiz burada ilk basketbola başlar ve buradan inşallah milli takımlara kadar gelir.